Yavaş yavaş düzeliyor. İşte ayak kesilebilir, kesilmeyebilir, kesilebilir, kes. Ya şey yapıyorsunuz. Fikre alışamıyorsunuz ama şöyle bir içinizde duygusal bir rahatlama oluyor. Yanlış bir yolda gitmediniz. Vatan için gittiniz. Ayak gitse de olur, gitmese de olur. Çünkü ben bunu her zaman söyledim. Ben bacaksız yaşarım. Ama vatansız yaşarım. Bayraksız yaşarım. Eşimle şey yapacaktık. Bayram iznini birleştirip bayramdan sonra benim içeride 8 günlük senelik iznim vardı. Onunla bir tatile kaçacaktık. Öyle plan yapmıştık. Bayramın ilk günü çok kötüydü. Yani her şey bir tarafa da. Bak. Çocuğunuz var. Ne diyeyim ki? Çocuğun geldi. Ben doğduğundan beri kızımla sürekli oynarım. Hani böyle kucağımda büyüttüm. Hamur gibi yoğurdum. Şeyler yaptım. Beni gördüğü zaman aklına oyun geliyor. Geldi yanıma, durdu şurada. Hadi yaptı böyle. Hadi baba yaptı. Gel dedi. Kızım ben kalkamıyorum dedim. Tutaklarını büyüsün. Yani siz bana o an dünyayı verseniz ne yarar ki? Ama vatan sağ olsun. Birileri vatan için fedakarlık yapmak zorunda. Ya bu bugün sabır oldu, yarın Ahmet olur. Bir daha olsun. Bir daha şu kadar tereddüt etmem, gene aynısını yaparım. Çünkü ben vatanımı canımdan, ailemden daha çok seviyorum. Yani hiç tereddüt etmem. İşte onlar dış güçler, Türk olmayanlar, içimizdeki şerefsizler bunu anlayamaz. Biz bugün ölürüz. Yarın bir Ahmet olarak, Mehmet olarak geri geliriz. Biz bitmeyiz. Onlar bizi bitirebileceğini zannediyorlar. Tüketebileceğini zannediyorlar ama tüketemezler. Çok bekledim ama biliyor musun Cumhurbaşkanımızın yardıma. Gerçekten gelmesini, görüşmeyi çok istedim. Nasip değil. Kız geldi. Sümeyye Erdoğan geldi. Allah razı Şey olsun. diyor. Hı. Telefon Burada şey açtı. Çok yapabilirsin. heyecanlandım. Hı. Konuşacağım diye telefonda. O gün Rusya'ya gidecekti ertesi günü. Evet. Toplantıya girmiş. Konuşamadık. Kendisi gelemedi ama kızını gönderdi. Allah razı olsun. Ya başbakanımız tebrik yazısı gönderdi. Ondan da Allah razı olsun. Ya dik dursunlar. Kanımızın hesabını sorsunlar. Başka hiçbir isteğim yok. Dik dursunlar. Çünkü bu ülkede savunacak birileri olmazsa halk kendini savunur da ama en baştaki reis gibi dik duran biri olursa deriz.